Trial Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. FX yayınındayız. Utku ile beraber. Utku sağlık problemleri nedeniyle geçici bir ara vermişti. Aramıza tekrar geldi. Utku, öncelikle geçmiş olsun. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Teşekkür ederim Tuğberk Hocam. Siz nasılsınız? Bu halimize şükür diyelim ama tabii dünya gündemi, özellikle Orta Doğu maalesef güzel haberler sağlamıyor. Hamas'la İsrail arasında devam eden savaş, Amerika'nın Doğu Akdeniz'e intikali, olayın İran'a sıçrama potansiyeli derken bir de geride bıraktığımız haftada Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yaptığı operasyonlar, ki hafta sonunda bu devam etti. Dünyanın gündeminde Orta Doğu riski, jeopolitik risk. Bu jeopolitik riski de en fazla ne sevdi? Birincisi petrol, ikincisi altın. Petrol fiyatlarında %5'in üzerinde pozitif yönlü fiyatlamalar, ons altın boşluklu yukarı yönlü açıldı. 1850-1855'te hareketine devam ediyor. Tamamen bir riskten kaçış modu, jeopolitik risk teması bulunuyor. Tabii durum ve bölge Orta Doğu olduğundan dolayı burada teknik analizden ziyade haber akışları önemli. Olay bir iki günde de devam edebilir, bir iki günde de bitebilir. Çok uzun, aylarca sürebilecek bir savaş gündemi devreye girebilir. Amerika ve İsrail İran'a müdahale edebilir. İran müdahalesi olunca Rusya ve Çin bölgede olabilir. NATO müttefiki olarak biz dahil olabiliriz. Zaten sınırda birçok problem, bela devam ediyor. Dolayısıyla bakıldığı zaman da bunun bir de dolar Türk lirası tarafına yansımaları oluyor. Hani dolar Türk lirası da Dutku, seninle konuştuğumuzda hep şunu vurguluyorduk. Ekim-Kasım aralıkta aylık 4-5'lik bir enflasyon. Enflasyonun yarısı kadar Türk lirasında değer kaybı, yukarı yönlü hareket. İşte Asya seansında 28-28.05'lere doğru bir hareket geliyor. Oradan bir şekilde kur yönetilebilir, yönlendirilebilir şekilde dengeleniyor. Ama şu anda da 27.70, yani 27.5-28 arasında harekete devam ediyor. Haftanın genelinde de baktığımızda bugün Amerika'da Kolomb günü, hisse senedi piyasaları açık, tahvil piyasaları kapalı olacak. Çarşamba günü FED tutanakları var, Avrupa Merkez Bankası'nın tutanakları var, bir de Amerika tarafında konuşmaları takip edeceğiz. Perşembe günü Amerika'da enflasyon verisi gelecek. Aylık enflasyonun %0.3, yıllıkta 3.6 artması bekleniyor. Cuma günü de Çin'den enflasyon verisi gelecek. Artı Amerika tarafından da bilanço sezonu başlıyor. Citi, JP Morgan, Wells Fargo ve BlackRock'ın da bilançolarını takip ediyor olacağız. Dolayısıyla savaşla gündeme başlıyoruz Utku. Hafta içi FED tutanakları, ECB tutanakları, Amerika'dan enflasyon, Çin'den enflasyon, Cuma günü bilançolar. Dolayısıyla bu hafta FX tarafında oldukça hararetli bir gündemimiz var. İstersen önce grafiklerle bir altına bakalım. Altınla senle hep bir 1858 direncimiz vardı. Daha sonra bir yukarı yönlü hareket 1850'ler. Sen jeopolitik risk unsurlarından bahsediyorsun. 2000 dolarların kapısı aralanır mı aralanmaz mı diyorduk. Şimdi hani olabilecek jeopolitik risk algısındaki en felaket senaryolardan bir tanesindeyiz. Ons altın ne diyorsun, söz sende. Burada sizin de bahsetmiş olduğunuz faktörlerin etkisiyle, özellikle buradaki jeopolitik riskinin ciddi anlamda artış göstermesiyle birlikte gerekli açılışlar gördük altın tarafında. Ciddi miktarda yukarı yönlü hareketlikler etkili oldu. Özellikle şurada 1810 bandından alınan tepki sonrasında 1850 bandının üzerine doğru ani ataklar gördük. Her ne kadar şuradaki düşüş serisini biz ciddi anlamda konuşuyorduk, hatırlarsınız ki. Çünkü günlük seri bazında baktığımız zaman yani şuradaki hareketlerin hepsi geri alınmış olmuştu ve 200 günlük hareketli ortamın kırımıyla 8-9 günlük bir düşüş serisi oluşmuştu. Burada tam böyle aşağı yönlü hareketlik beklentisinin artış gösterdiği bir dönemde gelen haber akışının etkisiyle, olumsuz haber akışının etkisiyle altın bir tekrar güvenli liman ihtiyacını karşılamaya yönelik bir tepki verdi. Ve buradaki alımlarla beraber yukarı yönlü bir dönüş gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu da sizin de dediğiniz gibi teknik seviyelerle değil, bir miktarda haber akışına odaklanılması gereken bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Ben de o sebeple bir miktarda piyasaya böyle geri çekerek bir miktarda uzun vadeli bakalım diye düşünüyorum bugün. Şöyle haftalık grafikten baktığımız zaman zaten şurada 200 periyotluk hareketli ortalamanın
bir trend oluşturduğunu görüyoruz. Yani şuradan alınan tepki sonrasında ani bir hareketlik, 2050 dolar denemesi, buradan alınan tepki sonrasında tekrardan bir 2050 dolar denemesi. Şimdi tekrardan buradan gelen haber akışının etkisiyle bir yukarı yönlü hareketlik etkili olmaya başladı haftanın ilk işlem gününde diyebiliriz. Şuradaki satışı zaten anlamlandıramıyorduk. Hatırlarsınız ki biz de sıkça değiniyorduk bu durumda yayınlarımızda. Aynen. Ki bizim bir miktar daha beklentimiz buradaki 1885-1850 bandında bir artık gerilim olabilir ve altın tarafında bir hareketlik olabilir durumu söz konusuydu yaklaşık bir ay önceki yayınlarımıza başladık. Çünkü altın bir miktarda bu durumun öncü sinyallerini verebiliyor bazı durumlarda. Bundan dolayı buradaki hareketleri de yakından takip ediyorduk. Ama şu anda buradan alınan tepki sonrasında bir miktarda orta uzun vadeli perspektifte baktığımız zaman özellikle burada sizin de bahsettiğiniz gibi İran'ın devreye girmesi ve buradaki savaşın daha geniş bir cepheye yayılma beklentisiyle birlikte maalesef. Altın maalesef dediğiniz gibi de altın bu da bir güvenli liman görevini tekrardan görmeye devam edebilir ve bu tarafa talep olabilir diye düşünüyorum ben. İlk başta 2050 dolar seviyesi, 2050 dolar seviyesinin üzerine kalacak görürsek biz 2500 dolar seviyelerini konuşabileceğimizi düşünüyorum altın tarafında. Buradaki seviyeler hala da geçerliğini korumaya devam ediyor. Zaten buradaki baskılanma hareketi uzun süredir devam ediyordu. Çünkü üçlü tepede zaten dikkat çekerek devam ediyor. 2020'li yıllardan itibaren oluşan baskılanma hareketiydi. Her ne kadar merkez bankaları işte rezervlerini attıksa bile şuradaki hareketlikte ciddi miktarda İvmeli bir hareketlik göremedik ki Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında bir miktar hareketlik gördük ama oradaki hareketlik sonrasında yine de altı tarafta baskılanma hareketi gerçekleşmişti ve buradaki aslında savaş faktörü tam anlamda altı tarafında fiyatlanmamıştı diye düşünüyorum ama buradaki gerilimlerin atmasıyla artık bir sert hareketlikler görebiliriz diye düşünüyorum altı tarafında. Utku, aslında Cuma günü biliyorsun verilerin verisi, ABD tarım dışı istihdam verisinde de hani acaba 100 bin gelir mi? Beklenti 170 kaydı. Kapanmalar vardı, grev vardı. 170 binden aşağı, 100 bin ve aşağısı gelebilir mi? Bir baktık 336 bin gibi pozitif sürpriz yaptı ama hani öyle bir beklentiyi kat kat aşan tarım dışına rağmen ons altın da çok sert aşağı yönlü hareket etmedi. Hani o anda veri esnasında biz de şöyle yorumladık. Ortalama saatlik kazançlar aylıkta ve yıllıkta hani geri kaldı. Bundan dolayı dengelendi. Yani bilmiyoruz abi bu komple teorisi ama acaba hani Cuma günü hani bu kadar güçlü veriye rağmen böyle bir operasyon veyahut da yapılacağı bir şekilde biliniyor muydu? Ons altın çok aşağıya geçmedi. Aksine yüksekle kapattı. Pazar gecesi de böyle gepli açılışlar. Hani hep denir ya kafamda çılgın sorular, deli sorular diye. Bu hareket de aslında Cuma günkü harekette ilginçti. Tabii şimdi bu savaş gündemi geçtikten sonra özellikle Fed'in toplantı tutanakları, ECB'nin toplantı tutanakları, Çin enflasyon ve Amerika'daki enflasyon verilerini izliyor olacağız. Peki Utku, şimdi gümüşe baktığımız zaman da 21.70'lerin üzerinde bir fiyatlama var. Sen hep böyle bir 200 günlük ortalamanı referans veriyordun. 200 günlüğün yukarısında, 200 günlüğün aşağısı şeklinde. Şimdi gümüş tarafındaki durum nedir? Gümüşteki durum, şimdi genelde biliyorsun ons bir birim hareket ettiği zaman da hani gümüş daha sert hareket ederdi. Ama şu anda baktığımızda hani onsun hareketine rağmen tabii güvenli liman algısı, jeopolitik risk faktörü var da benzer bir hareket olmadı. Gümüş için ne söylersin? Gümüş tarafında da dediğiniz gibi 200 günlük hareketli ortam aslında önemli bir sinyal olarak, teknik gösterge olarak karşımıza çıkmaya devam ediyordu. İşte 200 günlük hareketli ortamın aşağısından bir miktar dönüş görmüştük biz. Tekrardan 200 günlük hareketli ortamın aşağısına geldik. Hatta işte takip ettiğimiz destek hattı kırıldı. Artık bu dönem düşüş trendine girdi dediğimiz noktada bu da işte altın tarafındaki hareketlere bağlı olarak şu 20-70 bandından bir miktarda yukarı yönlü hareketlilik gerçekleşti diyebiliriz. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi burada aslında teknik seviyelere bir miktarda işlemediğini görebiliyoruz. Çünkü gelen haber akışları gerçekten beklenmedik bir şekilde gerçekleşiyor. Özellikle çok önemli bir noktaya vurgu yaptınız. Altın tarafındaki orada tarım dışı istihdam verisine gelen yetersiz tepki acaba dediğiniz gibi bu önceden bir operasyonun haberi mi vardı belirli kesimlerde gibi soruları sormasına neden olabiliyor. Çünkü oradaki hareketlik gerçekten beklenmedik bir şekilde aynen gerçekleşmişti. Şimdi gümüş tarafında da biz hatta şurada destek hattının kırılmış olduğunu görsek bile şurada
önemli majo destek hattı, hatta 200 günlük hareketi otomun aşağısındaki kalıcılığın devam ettiğini görsek bile çok böyle aşağı yönlü hareketlik beklentisi içerisinde olamıyoruz. Neden? Tabii ki istemediğimiz bir durum. Savaş durumu, ama böyle bir şu anda ne yazık ki durum söz konusu. Bundan dolayı da burada bir altına olan güvenli liman talebinden dolayı gümüş tarafında da bir miktarda yukarı yönlü hareketlikler beklenebilir diye düşünüyorum. Özellikle burada takip edeceğimiz hat tekrardan 200 günlük hareketli ortalama olabilir. 23.50 bandının tekrardan kırılımıyla burada yukarı yönlü hareketlikleri, sert hareketlikleri görebiliriz. Altın tarafında bahsetmiş olduğumuz 2050 dolar seviyeleri, Baskan Market'in başlı seviyeler, gümüş tarafında 29.50 seviyesi olarak referans alabiliriz ki gümüşte altında 2050 dolar üzerindeki kalıcı hareketlikler durumunda gümüşte ben çok daha ivmeli hareketlikler görebileceğimizi ve özellikle burada 50-60 dolar bant aralığını konuşabileceğimizi düşünüyorum. Bir miktar daha bu tarafta teknik gösterge olarak 200 günlük hareketli ortalamayı yatırımcısı takip edebilir diye düşünüyorum açıkçası. Utku, FED dedik, güçlü dolar teması, faiz artışları devam. Asıl burada faiz artışlarından da ziyade %2 enflasyon hedefine ulaşması için FED'in daha sıkı ve sert kalmaya devam etmesi gerekiyor. Bu da faizlerin daha uzun süre daha yüksekte kalacağı anlamına geliyor. Tarım dışı geldikten sonra 2024 Haziran ayında faiz indirimi beklentisi Eylül 2024'de geçti. Kasım'da da Amerikan başkanlık seçimleri var. Yani biz FED'den bir türlü faiz indirimi konuşamıyoruz ve buna bağlı olarak da güçlü dolar teması etkin. Şimdi bu dolar temasıyla beraber bir de böyle bir iki cümle dolar endeksindeki durum, hem FED bir de üzerine bu jeopolitik risk faktörü girdi. Kolay kolay da hani böyle birkaç günden bu etkisinin nötrlenmesini de beklemiyoruz. Bir iki cümle dolar endeksine ne dersin? Güçlü tema devam ama tabii. Aması ne? Bu tarafta size dediğiniz gibi ciddi anlamda bir yükseliş trendi devam ediyor. Özellikle tahvillere de baktığımız zaman tahvil getirene ciddi bir yükseliş var. Şuna da değineyim. Bank of America tarafından yayınlanan verilere göre tarihi bazda bakıldığında ABD tahvillerinde böyle bir satış dalgası görmediklerini, son 2-3 yıllık zaman dilimi periyot içerisinde bakıldığında böyle bir satış dalgası görmediklerini belirttiler. Buradaki yukarı yönlü hareketlilik, tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketlilik, dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketlilik ivmeli bir şekilde devam ediyor. Dikkat çekerek bu da riskli halkadan çıkışları arttırıyor. Zaten şurada biz seri olarak baktığımız zaman da dolar endeksinde artık trend değişimi gerçekleşmiştir ve ivmeli bir yükseliş trendi içerisindeki hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Endekste ben ilk takip edeceğimiz seviyenin 108.50 bandı olduğunu düşünüyorum. 108.50 bandını yukarıda takip etmeye devam edeceğiz. Daha sonraki hareketlikte de tekrardan buradaki 110 seviyesinin üzerine doğru bir hareketlik beklentim bugün ya açıkçası. Burada aşağıda takip edeceğimiz seviyelerde 104.50 ve 103.40 bandları majör destek olarak karşımıza çıkıyor. Ama genel görünüme baktığımız zaman burada trend değişimi gerçekleşmiştir ve endekste gelen burada temel taraftan gelen haber akışının etkisiyle yukarı yönlü hareketlerin ivmeli bir şekilde devamını bekliyorum. Zaten haftalık bazda baktığımız zaman, yani şurada gerçekten 12 haftalık periyotta, hadi şurada bir ters çekiş benzeri hareketlik, ama sonrasında yani 12 haftalık periyot, 11 haftalık periyotta sürekli haftalık bazda yukarı yönlü hareketliklerin seri şeklinde devam ettiğini görüyoruz. Yani bu da organik bir hareketlik olarak karşımıza güzel çıkıyor. Yani bu da güçlü dolar, güçlenen dolar temasının ben önümüzdeki dönemde de etkin olmaya devam edebileceğini düşünüyorum açıkçası. Utku, istersen finali de petrolle yapalım. Özellikle evet. Petrol tarafında şimdi bir de yeni olarak jeopolitik risk unsuru devreye girdi. Şimdi daha bu jeopolitik risk unsuru %5'lik yukarı yönlü bir hareket neden oldu ama asıl tetiklemeyi yaratacak İran tarafında bir haber akışı yok. Ve aslında herkesin de beklediği işte Golan tepeleri, daha sonra da Hürmüz Boğazı'nda İran'ın alacağı aksiyonlar veyahut da İran, Amerika, İsrail dahil olup NATO ile beraber İran'a bir müdahale başlar mı başlamaz mı, bu petrol fiyatlarını hangi seviyelere taşır gibi oldukça ucu açık senaryolar var. Onun için ısrarla diyoruz, hani bu tekniğin çok çalışacağı bir ortam değil. Haber akışı, jeopolitik risk unsuru önemli ama biz de biliyorsun petrolde 77'den beri seninle uzun pozisyondayız. Sürekli
uzun yönlü pozisyon tavsiyelerimizi de güncelledik. Tabii herkes 100 dolarla konuşunca Ozku ister istemez herkesin long olduğu yerden para kazanmak kolay olmadı. 77'de de giremeyenler, kaçıranlar, tabii bizi dinleyenler 77'den dahil oldu. O açıdan rahatız ama 100 dolarlara doğru yaklaştığında bir geri çekilme oldu. Şimdi de bu haber akışı devreye girdi. Sence böyle bu oyunu değiştirici bir şey mi? TP'lerde ne bekliyoruz? TP3'ümüz, 4'ümüz hangi TP'lerdeyiz? Petrol tarafında söz sende. Kesinlikle bence de oyunu değiştirici bir faktör olabilir diye düşünüyorum. Petrol tarafındaki hareketlik 3 bacaklı olarak gerçekleşti. Biz şimdi burada Rusya ve Suudi Arabistan tarafında OPEC Plus tarafından alınan az kesintileri sonrasında ciddi bir hareketlik gördük. Daha sonra FED yönelik beklentiler ve piyasalarda azalan risk eğilimleri bir miktar geri çekim hareketinin etkili olduğunu gördük. Orada 90 dolar üzerinde bir miktar kalıcı sağlamadı. Şimdi ise burada Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesi ciddi anlamda yükselmesi petrol tarafında da ciddi yukarı yönlü hareketlilik olmasına neden oldu. Yani ortalama baktığımız zaman %5'e yakın bir seviyeye test edildi yukarı yönlü hareketlilik doğrultusunda. Yani şurada zaten kısa periyotluk hareketlilik ortamadan tekrardan destek aldığını görüyoruz. Brent petrolün burada 82-87 bandından oluşan hareketlilik sonrasında ben yukarı yönlü hareketliliğin tekrardan devam edeceğini düşünüyorum. Zaten bizim bu 100 dolar hedefinde devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Tekrardan konuşmaya başlandı bir 100 dolar hedefleri. Yani buradaki geri çekilme hareketi bir miktar daha FED yönelik beklentilerde ama artan burada Ortadoğu'da tansiyonun yükselmeye devam etmesi buradaki yukarı yönlü hareketleri destekleyecektir diye düşünüyorum. Zaten bir miktar daha orta uzun vadeli görünümde baktığımız zaman da burada bir trend değişiminde bariz şekilde dikkat çekiyor. İşte 78-77 dolar seviyelerinden başlayan trend değişiminin ben ara ara burada geri çekim hareketleri olsa da devam edebileceğini düşünüyorum. Petrol tarafında ciddi anlamda yukarı yönlü hareketler önümüzdeki dönemde göreceğiz gibi gözüküyor. Utku, bu özellikle o jeopolitik risklerin bir an önce devreden çıkması dileğiyle bugün seninle altını konuştuk, gümüşü konuştuk, dolar temasını konuştuk. Bu haftanın genelinde yön verebilecek önemli haber akışları ve finalde petrolle beraber yaptık. Tabii bu jeopolitik risk algısı ve aksiyonlar devam edecek ama tabii bu Orta Doğu riski var diye FED devreden çıktı değil, şimdilik FED devreden çıktı. Ama hafta ortasında hem FED tutanakları hem ECB tutanakları hem Amerika'dan enflasyon, Cuma günü Çin'den enflasyon, bir de üzerine Citi, JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock'ın bilançolarıyla beraber yine FED gündemine dönüyor olacağız. Bunları da seninle yine detaylı olarak konuşuyor olacağız. İzleyenlerimizden videomuzu beğenmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı, FX enstrümanları, kripto varlıklarla alakalı A'dan Z'ye merak ettikleri tüm varlıkları video altına yorum olarak yazabilirler. İlerleyen videolarımızı da genel isteklere göre biz de Utku ile beraber talepler üzerinde konuşuyor olacağız. Herkese sağlıklar dilerim. Görüşmek dileğiyle.